Sevgili seyirciler, sayın Tanju Özcan stüdyomuzda Boldan kalktı buraya geldi sorularımızı yanıtlayacak. Özellikle benim açımdan bu programın önemi şu: biz burada hep arkasından konuşuyoruz insanların öyle bir niyetimiz yok yüzle gelelim ki derdinde anlayalım. O yüzden çağırdık, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bir yayın olsun diliyorum. Doğru, e, doğru. Da da cevap vereceğim. Evet. Şimdi şöyle bir şey var: e, biz Buyurun. aslında sizinle daha önce merhabalaştık bir sohbetimiz vardı ama nihayetinde siz önemli bir siyasi başarı yaşamış kimsesiniz. Milletvekilliğinde defalarca ön seçimden çıktınız. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldınız. Bu Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında baktığımızda az buz bir şey değil. Bu bize şunu gösteriyor. Bolu'yu tanıyorsunuz, sosyolojisini de biliyorsunuz. Tamamen bir fırsatçılık olarak mı mülteci meselesini gündeme getiriyorsunuz yoksa tüm Türkiye bağlamında mı böyle düşünüyorsunuz? Hayır ben aslında e, bu mülteci meselesi demeyelim önce o konuda anlaşalım. Çünkü onların adı geççi sığınmacı. Hı -hı. Yani mülteci ayrı, göçmen ayrı. 1951 Cenevri Sözleşmesinde zaten bir şer koymuşuz. 1967'de daha net bir şer koymuşuz Demirel döneminde. Avrupa dışından gelenleri biz mülteci olarak veya göçmen olarak kabul etmeyeceğiz demiştik. 2013 yılında 6458 sayılı geçici sığınmacılar hakkında kanun çıktı. Hatta o zaman adına mülteci diyeceklerdi. Bir bürokrat uyardı. Dedi ki diyemeyiz dedi Sayın Bakanım dedi. Çünkü 1967 yılında koyduğumuz şer var dedi. Sığınmacılar hakkında kanun dediler. Ben de o zaman müdahale ettim dedim ki geççi sığınmacı demezsek kalıcı hale gelirler dedim. Ki 2010 yılında ben bu tehlikeye dikkat çektim. Daha sayı 1,5 milyonken dedim ki bakın bu hızla devam ederse birkaç yıl sonra 5 milyon olacak. Birkaç yıl sonra daha fazla artacak. Bu açık kapı politikasına bir son vermeniz lazım. Göçmenleri sizin deyiminizle söylüyorum. Geçici sığınmacıları kamplarda tutmamız lazım. Türkiye'nin dört bir yanına dağılmasını engellememiz lazım. Çünkü yarın bir Suriye mafyası Sığınmacı mafyası, Afgan mafyası, Irak'lı mafyası tehdidiyle karşı karşıya kalabilir diyen ilk milletvekili. Şu anda Türkiye'de Ve ben seçimlerden önce bunları söyledim. Şu anda Türkiye'de sizin de haklı olduğunuz toplumsal olarak sosyoloji demografik yapıyı nüfus yapısını değiştirecek oranda bir geçici sığınmacı var diyelim. Bence şeyleri de değişti bazılarının statüleri mesela burada doğanlar var, kimlik edinmişler var falan bir, bir takım karmaşık bir sorun var. Ancak mesela bu sorunun kaynağının biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki sebepten dolayı yarattığını biliyoruz. Bunlara Hı -hı. bir tanesi açık bir şekilde ve bence Türkiye için utanç olan Avrupa'ya gitmesinler diye neredeyse bir pazarlık unsuru halinde Türkiye'de tutuluyor. Bir tanesi de ve bence çok önemli olan bir diğer meselesi de rejim ihraç etmeye kalktığımızda siz de biliyorsunuz ki Suriye politikasından dolayı böyle bir tabloyla karşı karşıya kıldık. Tabii. Yani insanların evini başına yıkarsanız, kaba tabirle söylüyorum, o da gelip sizin topraklarınızda yaşamaya çalışır. Bu bağlamda siyasi bir kavga daha büyük çapta verilmesi gerekirken partinizle ters düştünüz. CHP biraz daha alttan mesela idare etmeye çalışırken siz neredeyse kılıcı çektiniz, olmaz böyle şey dediniz. Bu bir kavgaya neden oldu mu? Bakın ben tecrübeli bir siyasi evet. 22 yaşından bu yana siyasetin içerisindeyim. 26 yıl olmuş geriye dönüp baktım da her kademesinde bulunmuşum. Yani gençlik kolu başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, parti meclis üyeliği, belediye başkanlığı. Yani ben bir konunun hangi tonda söylenmesi halinde ulusal basında yer bulabileceğini biliyorum. O zaman ilgi çekmek için... Benim amacım neydi zaten? Bunu söyledim defalarca. Büyük bir sorun var, büyük bir beka sorunu var. Eğer ben meseleye suya zam yapacağım diye... Sert bir açıklama yapmasaydım bugün Türkiye'de bu tartışılmıyor olurdu. Geçici sığınmacı ben söyleyinceye kadar kimsenin kullanmadığı bir tabirdi. Bakın az önce söylediniz. Ben sizin daha önceki programlarınızı izledim. Bir konuda yanılıyorsunuz. Diğer tespitleriniz önemli ölçüde doğru. Katılmadıklarım var. Ama mesela Türkiye'de doğan Suriyeli veya diğer sığınmacıların çocukları otomatik olarak Türk vatandaşı falan olmuyor. Bu konuda bir bilgi eksiniz olduğunu düşünüyorum. Yani doğumla Türk vatandaşı olunmuyor. Türk vatandaşlığı aslında zor elde edilen bir vatandaşlık. İkincisi, biz Suriye'deki e, olaylara adeta benzin döktük. Bunları hatırlayalım. Yani bunu, biz bunu, bunu, Özgür Suriye evet, ordusunu tabii, tabii. destekleme, işte Şam'daki Emevi Camisi'nde namaz kılacağız söylemleri. Bize neydi Suriye'deki iç çatışmada Burada %100 haklısınız. Bize neydi? Biz niye benzin döktük o zaman? Elbette şimdi e, sorunu yaratan AKP hükümeti. Bunu hep söylüyorum. Ama artık ortada bir sorun var, ortada bir çocuk var. Cami avlusunda bu çocuğu bulmuşuz. Artık devlet olarak oturup tartışmalıyız, söylediğim bu. Devlet haklı oluşturmalıyız. Bu kadar milyon sığınmacıyı nasıl göndereceğiz? Buna karar vermeliyiz. Şimdi geri kabul anlaşmasından partinizin, bahsettiniz. Partinizin, ben geri kabul anlaşması konuştum. Hayır hayır, onu ha, ima söyleyin. ettiniz. Tamam. Bakın partimden farkım şu. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu benden farklı bir şey söylemiyor. İlk zamanlar parti sözcülerim beni kınadı niye kınadı? Suriyelileri geri göndereceğiz. Göndermeliyiz dediğim için. Ama şimdi Sayın Genel Başkanımız da aynı şeyleri söylüyor. Tek farkı ne? Davulla zurna ile göndereceğiz. Ben de döverek gönderelim demiyorum ki zaten. Böyle bir şeyim yok. Ama ben dikkat e, çekmek için bu tehlikeyi. Siz evinizde hiç Suriyeli çalıştırdınız mı? Hayır mu? efendim. Benim evimde e, 12 yıldır Türk vatandaşı olan işte kocası aşçıyken Fas'la tanışmışlar, evlenmişler. Fas kökenli Türk vatandaşı biri çalıştı. Anladım. Ve müfettiş geldi bu konuda. Müfettişe de ben sizin kadar Türk vatandaşıyım diyen bir kadıncağız. Biz insanların etnik kökenine bakmıyoruz. Vatandaşlık bağı ile ilgiliyiz. Bakın bir geri kabul anlaşması imzalandı. Bununla ilgili bir şey anlatabilir miyim? Hemen Buyurun, bir buçuk dakika içerisinde. Geri kabul anlaşması bana göre Serv anlaşmasından sonra imzalanan en kötü anlaşma. Bu anlaşmayı imzalayanlar yargılanmalı. Yani biz diyoruz ki bir şekilde benim ülkemden Avrupa'ya geçmiş olan hangi milletten olursa olsun Avrupalıların istemediği mesela Almanya'da yakalandı bir Iraklı. Türkiye'den geldiği anlaşıldı. Türkiye'yi iade etmesi de Türkiye bunu kabul etmek zorunda. Ne, neyin karşısında? Para karşısında. Ruanda da aynı şeyi yapıyor. Hani yiğit muhtaç olmuş kuru soğan ederler ya Türkiye Cumhuriyeti'ni kuru soğana muhtaç ettiler. Göçmen çöplüğü, sığınma çöplüğü haline dönüştürdüler. Bakın benim şehrimde size çok enteresan bir şey anlatacağım. Benim şehrimde ağırlıklı olarak Iraklılar var. Suriyeli çok az var. Iraklılarla geçen sohbet ettim. Türkçeyi gayet iyi öğrenmişler. Olayı da çok güzel anlattılar. Bakın bu kısım çok önemli olduğu için üzerine duruyorum. Dedim ki bakın Irak'ta bugün savaş var mı? Hayır yok. Çünkü Bollu müteahhit gidip Irak'ta fabrika inşa ediyor. Ve Bol'dan kalıpçı getiriyor, demirci getiriyor. Nedir dedim derdiniz? Dediler ki bakın Irak'ta bir karışıklık oldu, Suriye'de bir karışıklık oldu. Biz Suriye üzerinden Türkiye'ye girdik. Amacımız neydi? Avrupa Birliği'ne gitmekti. Birinci sınıf vatandaşlık elde etmekti. O kadar bilinçliler ki. Ama Türkiye 2013'te geri kabul anlaşmasını imzaladı. Bugün biz Avrupa'ya bir şekilde gitsek de, Almanya'ya tırın arkasına gitsek de, Türkiye, Almanya iade ettiğinde Türkiye bizi geri almak zorunda. Doğru. Benim ülkemde üçüncü sınıf vatandaşlık var. Türkiye ikinci sınıf vatandaşlık, Avrupa Birliği birdi. 1. sınıf vatandaşlık. Şimdi biz 1. sınıf vatandaş olma hakkını kaybettik diyor adam. Ama biz 2 sınıf vatandaş olma peşindeyiz. Sadece bir konuda yanıltmışlar. İşte şu kadar yıl kalırsanız Türkiye size otomatik olarak vatandaşlık vermek zorunda. Şimdi... Bakın şu anda Irak'ta savaş var mı? Yok. Bir konuda yanılıyorsunuz. Hep Suriyeliler, Suriyeliler diyoruz. Bugün, ben bugün, bilmiyorum ama siz söylediniz onu. Bugün nüfusun yani %11.3'ü... Şey, şey, Şeyde de, e, mecliste yaptığınız çıkış çıkışlarda da genel olarak Türkiye gündeminde de Suriyeliler... Suriyeliler daha fazla. O, o anlamda yoksa ben... An, de yaklaşık 10 Afganlı milyon... Afganlı çok Türkiye'de, Iraklı çok... 10 milyon geçici sığınmacı var. Bunun yaklaşık 5 milyonu Suriyeli. Geri kalanı dünyanın bütün devletlerinden toplanmış gelmiş. Afganlı var, Iraklı var. Irak'ta savaş var mı soruyorum ben size. Yok. Yatırım yapmaya gidiyor iş adamlarımız. Peki Irakları biz niye gönderemiyoruz? Hadi Suriye'de savaş var. Siz de diyorsunuz işte analar ağlamasın. O çocukların ne suçu var? Peki Irak'ta savaş var mı? Yok. niye yaz, geliyorlar? Yaz bir konuda, Niye benim ülkemdeler? Biz niye bunlara bakmak bir, bir, zorundayız? Bir konuda bir konuda e, bir şey söyleyeyim. Ben Türkiye'de e, verilen resmi rakamlara göre 700 bin olarak doğmuş çocukla ilgili Türk vatandaşı demedim. Şunu dedim. Onun altını çizmek isterim. Burada yani doğum... doğumla Türk vatandaşı hayır ben onu demedim. Ben şunu. Hukukçu olarak söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. 700 bin çocuk burada doğmuş. İstanbul'da isterseniz gidebiliriz. Balat'ta tamam. çocuk. Hayatı boyunca ülkesini görmemiş, Arapça bilmiyor, babası ışıttı Arapça biliyor Cem. Hay hay o çocuk evin evinde Arapça ama, ama yok, diyor. bilmiyor gerçekten sokaklarda okul Ama o da önemli değil, kendini buraya ait hissediyor. Ben de diyorum ki sorun şu. Kemal Bey'e yaklaşımla bir ölçüde de katılıyorum. Bir şekilde Orta Doğu'da mutabakat olmadan olmaz. Yani trenlere bindirip göndermeyi siz de önermiyorsunuz herhalde. Hayır. Bir bakın, uluslararası çözüm arıyorsunuz. Baştan itibaren yanlış yaptık. Onu söylüyorum. Yani Kesin. Kapıyı sonuna kadar açtık. Halen devam Türkiye'nin her tarafına dağılmalarına izin verdik. Bakın ilk göç dalgası değil ki. özel zamanında peşmergeler, Saddam'ın zulmünden kaçan peşmergelere Türkiye Cumhuriyeti olarak biz kapıyı açtık özel zamanında. 600 binde o zaman sayı yaklaşık. Ne oldu? Kamplarda tuttuk. Bir yıl içinde, bir buçuk yıl içerisinde geri döndü. Ama Türkiye içine dağılmalarına müsaade ettikleri için bu insanların büyük bir kısmı artık geri dönmek istemiyor. Savaş falan işin bahanesi. Esad tam 11 kez af çıkartmış. Daha yeni yine af çıkartma hazırlığında. Elbette şunu söylüyorum. Suriye hükümetiyle oturup konuşacaksınız. Bakın Lübnan şimdi geri gönderiyor. Türkiye'den sonra en fazla Suriyeli sığınmacıyı barındıran ülkeydi. Lübnan görüşmelerini yaptı. Suriye hükümetiyle anlaştı. Şimdi haftada veya ayda 15 bin, 15 bin olmak üzere geri gönderildi. Size bir şey sormak istiyorum. Bu kadar bu konudaki hassasiyet duymanızın nedeni, arkadaşlarım da onu merak ettiler. Bolu nüfusunda e, göçmen e, olarak kendisini tarif eden, sizin geçici sığınmacı olarak yasal statüsünü söylediğiniz insanların nüfusu oranı nedir? Yani Bolu nüfusu ne kadar? Şey nüfusu ne kadar? Sığınmacı. Şimdi belediye sınırına örnek vereyim, Bolu bir şey evet. değil. Şimdi benim geldiğimde 2019'da 18 bin geçici sığınmacı var. Nüfus ne kadar? E, nüfus da o zaman 167 bindi. Şimdi nüfusumuz yaklaşık 190 bin belediye sınırını söylüyorum sadece. Bizdeki sığınmacı sayısı 12 bine düştü. 12 binde yaklaşık 4 binin Suriyeli, 8 bine yakın da Iraklı. Yani ee, ya yani bizde azalma oldu. Yüzde altı Çünkü değil mi? neden azalma oldu? Benim bu tepkimi gördüler bir, Arapça tabelaları yasakladım iki. Birebir e, konuştuk bunlarla. İşte Erdoğan sınırları açtık dediğinde zaten 2-3 bin tanesini biz Edirne'ye gönderdik. Geri geldiklerine dair de herhangi bir kayıt yok. Yani şunu şöyle bir örnek vermeme izin verir misiniz? Buyurun tabii lütfen. Bakın ben e, bu yabancıların suyuna 10 kat zam yaptım dedim. Bütçeyle birlikte. İşte nikah ücretlerine zam yaptım dedim. Buna karşı kim dava açtı biliyor musunuz? Adam Enkudu diye, hani Beşiktaş'ta Enkudu var ya, Zambiyalı biri. Araştırdım kim bu, öğrencimi mi değil, ee, mühendis mi değil. Geççi sığınmacı, ülkemde karışıklık var diyerek Türkiye'ye intikal etmiş. Peki ülkesine baktım, Zambiya 17 milyon nüfuslu. Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmuş. Eskisi kaybetmiş, yenisi kazanmış. Ülkede karışıklık falan yok. Bu adam muhtemelen ülkesinde kriminal bir olaya karıştığı için Türkiye'ye sığınmış. Şimdi biz bu adamları niye tutuyoruz? Şimdi Suriyelilere ayrı tartışalım. Sizinle, sizinle, evet. Savaş olup olmadığı sizinle, Suriyelilere tartışalım. Sizinle anlaşamadığımız iki nokta var. Benim eleştirdiğim nokta bunlardan bir tanesini sormak istiyorum. Biri şu. Suriyeli ya da farklı ülkelerden gelen sığınmacıların sizin yaptığınız açıklamalardan sonra sokak biz burada görüntüleri verdi. Sokaklar işaretlenmeye başladı. İnsanlar evden çıkamadı. Şimdi Türkiye gibi bir ülkede ortadoğu coğrafyasının kanlı iklimi açısından bu tehlikeli. Siz şeyde katılırım. Türkiye'nin gündemine oturmak açısından çok radikal söylemleriniz oldu ve en çok siz tartıştırdınız. E, tartışılıyor mu şimdi bu konu? E, Eki ben çık bu konu şu anda tartışılıyor tabii, tabii. mu? Yani. Peki ben söylemeden bir yıl önce bu konu tartışılıyor bu, bu konu, muydu? Bu konuda tartışılıyor. Ben de sonuçlarından. Tartışılıyor muydu? So Sonuçlarından birini söylüyorum. <laughs> Mahallelerinde. Evlerinde işaretlenmiş olarak yaşayan insanlardan bir tanesi mesela öldürülmüş olsa, ırkçı bir saldırı olsa olabilir siz niyetiniz olmasa. Peki ben zaten ne? benim yaptığım, ben kim benim yaptığım uyarı da bu. Şimdi ben bu açıklamaları yaptıktan sonra Elma da olaylar oldu. Ama siz Ama sonra Ben oldunuz. zaten şunu söylüyorum, bakın geliyor diyorum. Perşembenin gelişini Çarşamba'dan ilan etmek benim dediğim. Benim yüzümden olmuyor ki bu olaylar. Bu olaylar olacak diyorum. Önlemini al. Ey devlet bir akıl oluştur İktidarıyla muhalefetiyle. Ama bu devletin resmi politikası. E tamam ama re devletin resmi yani oraya politikası. oraya bakmak yok lazım. Ki. Hükümetin resmi politikası bu. Şunu bir devlet aklı oluşturmak lazım. Ya devlet, siz Bakın devlet... ben bunu söyleyinceye kadar muhalefet bir şey söylüyor muydu bir şey bu konuda? Siz çok deneyimli bir siyasetçisiniz. O yüzden size şunu sormak istiyorum. Çünkü buradan biraz yürüyeceğiz. Hayır bu kabul edilebilir bir şey Siz de devlet, yani bu... devlet 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 ile Evet. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi arasında ya da saray arasında bir farklılık var mı? Ya şu anki sistemde yok. Ha. Ama evet. sonuç itibariyle bu devleti Cumhuriyet Halk Partisi kurmuş. Tek başına uzun yıllar yönetmiş, devleti yutmaya çalışmış ama yutmaya çalıştığı devlet Cumhuriyet Halk Partisi'ni yutmuş. Yani AKP dahil hiçbir CHP parti… CHP devleti mi yutmaya çalıştı? Anlamadım bunu. CHP tek parti döneminde evet. biliyorsunuz il başkanları aynı evet, zamanda 3 yıl boyunca evet. devletin ama varisi olmuş. Ama kuruluş aşaması zaten. Dev... 1936-39 evet, arasında tamam söylüyor. Işte, yani, yani ama bu devlet o kadar kadim bir devlet ki bu devleti kimse yutamaz. Yuttuğunu zanneder. AKP şu anda devletin sahibi gibi hareket ediyor ama AKP bu devletin sahibi falan değil. Onun devri de değişecek. Ama ben diyorum ki oturup konuşalım. Oturup konuşsun. Bu kadar yumuşak konuşmuyordunuz yani. ama. Size size şöyle bir tepki olurdu. Mesela e, bence asıl e, biraz da oradan gidersek sizin kimliğiniz de ortaya çıkmış olur. Hı. Sizin şöyle bir farkınız var diğer belediye başkanlarından bir çoğundan Belki birkaç tane örnek vardır. Siz aynı zamanda ülke siyasetinde de rol oynamış bir isimsiniz. Evet. Tekillik yaptınız. Dolayısıyla siz ülkeyi de bildiğiniz için sö söylemlerinizin maliyetini de e, biliyorsunuz. Aynı mesela şeyi e, Türkiye'de, mesela Kürt meselesinde de HDP çok sert bir tutum takınarak terörle aralarında mesafe olmadığını söylediniz. Ve HDP'nin ben Türk milliyetçisiyim ama Atatürk milliyetçisiyim dediniz. İki soru sormak istiyorum. Bir tanesi Atatürk milliyetçiliğinden tam olarak sizin anladığınız anlamdaki tutum nedir? Bu bağlamda örneğin İstanbul, Adana, İzmir gibi pek çok yerde belediye başkanlığını kazandıran HDP seçmenini nereye koyuyorsunuz? Şimdi bakın şimdi Önce şunu söyleyeyim. Atatürk milliyetçiliğinden Türk milliyetçiliğinden ne anlıyorsunuz? Hı hı. Ben etnik milliyetçi değil. Atatürk ulus devletçiydi. Ulusun adını Türk milleti koydu. Ne mutlu Türk doğana demedi Atatürk. Ne mutlu Türk soyundan gelene demedi. Ne mutlu Türk anadan Türk babadan doğana demedi. Ne mutlu Türk'üm diyene dedi. O zamanki ulus devlet anlayışı bütün Avrupa'da böyleydi. Bütün dünyada böyleydi. Dolayısıyla ben Türk deyince, Türk milleti deyince, Türk milliyetçisiyim deyince Anadolu'da yaşayan Kürt'ü de, asli unsur olan Kürt'ü de, Kürt de kastediyorum, Türk'ü de kastediyorum. Yürü, Manav'ı, Laz'ı, Çerkez'i, Boşna la, hepsini kucaklayan bir milliyetçilik anlayışı, ulus devlet anlayışı. Kaldı ki bu topraklardaki, Anadolu coğrafyasındaki insanlara Türk ismini koyan Osmanlı değil, Avrupalılar. Doğru. Mamamiya Türkler geliyor diyerek bu ülkedeki etnik unsuru Türk olanı da Kürt olanı da Türk olarak ilan etmiş. Bu ismi koyan Avrupalılar. Şimdi Kürt meselesine gelince, Şimdi Kürt meselesini bizim oturup konuşmamız lazım. Evet, Kürt vatandaşlarımız asimile edilmeye çalışmış. Çalışılmış bu görünüyor. Ama birileri çıkmış, olmayan sorunları da sorun haline getirerek Nedir daha olsa? çıkmış. Daha çıkmış. Ya bakın PKK denen örgüt aslında FETÖ gibi ipleri Amerika'nın elinde olan bir örgüt. HDP'nin de ipleri Amerika'nın elinde. Şimdi HDP ile PKK arasında bir bağ olmadığını beni nasıl ikna edeceksin? Ama şöyle de diyebilirler. Başka Napoli'nin heykeli dikeceğiz diyenler. Bir şey soracağım. Sırtımızı YPG'ye, PKK'ya dayadık diyenler. Türkiye'de Türkiye... milletvekillerinin yarısından çoğunu kandil atıyor. Bilmiyor musunuz bunu? Türkiye'de Türkiye'de e, Türkiye siyasetinde bu konudaki fikrinizi merak ederim. Gerçekçi olmak gerekirse mesela NATO'ya karşı olacaksınız. Amerika ile ilişkilerinizi uzak tutacaksınız, anti-imperyalist karakteriniz olacak falan. Şöyle bir parlamentoya baktığınızda eğer bunu kastediyorsanız hmm. bu bağlamda bağımsız hareket eden bir siyasi parti var mı? Olmalı. Yani CHP mesela öyle bir parti Bakın Bakın, e, Cumhuriyet Halk Partisi ile zaman zaman benim fikirlerim örtüşmüyor. Zaten şu anda da bir disiplin süreci Olmalı, yaşıyoruz. Olmalı ayrı, var mı? E, şu anda %100 böyle bir parti var diyemem açık olarak. E, açık net konuşalım dediğiniz için söylüyorum. Tabii tabii. Ama e, yani demokrasi adına terör örgütüyle doğrudan bağlantısı olan bir partinin bağlantısını görmemezlikten mi gelir? Görmemezlikten mi, duymamazlıktan mı gelir? Bakın ben bu sığınmacılarla ilgili meseleyi niye bu kadar Türkiye'nin gündemine getirmek istedim? Yarın bir gün benim torunum diyecek ki, ya dede sen zamanında söz sahibiydin bu kaygılar gerçekleşirse. Bakın bugün sığınmacılar beni haraca bağlıyor. Sen o zaman sesini niye çıkartmadın demesin diye utanmadan torunumun gözünün içine bakabilmek için bunları söylüyorum. Size şunu Bunlar sormak... laf olsun diye de söylüyor. Yok anlıyorum. Tamam. Aistasyon falan da yapıyor. Ama, ama, iki, iki ayrı e, meseleden söz ediyor. Sığınmacı anlaşılıyor. Size bir şey sormak istiyorum. Bu HDP mı? konusunda düşüncelerim hep net. HDP keşke legal bir parti olsa. Benim nazarım. Legal değil mi siz? Bakın böyle? şu anda ya, bakarsanız evet hazineden yardım alıyor. Mecliste temsil ediliyor. Ama e, hala kriminal anlamda askerimizi şehit eden, polisimizi şehit eden, Sade vatandaşımız şey deden, binlerce insanı şey deden, terör örgütünün sözcülüğünü yapmaya devam size ediyor. Size bir şey sormak istiyorum. Açık söylüyorum size, bunu. Size bir şey sormak istiyorum. Ha, Kral çıplak sabunladı, Kral şimdi, çıplak. Şimdi. HDP'nin PKK ile bağı var. Tabi, bunu siz, kimse siz, inkar edemez. Siz bunu söylüyorsunuz. Hatta HDP'deki şunu söylüyor. Yani ben HDP seçmeni değilim ama <laughs> Türkiye'de şunu söylemek zorundayım. E, oy aldıkları coğrafyaya baktığınız zaman sosyolojik olarak bu doğrudur. Ancak şu iki şeydeki fikri... ama zaten... tüm Kürtler HDP'ye Siz... mi oy veriyor veriyorsunuz? Hayır değil ama e, ciddi oy veriyor İstanbul'da falan veriyor. E size bir şey söyleyeceğim. Tüm Kürtler tüm Türkler bir yere oy veriyor diyemem hipotez aslında. tüm Türkler MHP'ye mi oy veriyor? Hiç hiç önemli Öyle yok. bir şey yok bunu Ama bak buradan yanılıyoruz ama... zaten. HDP'yi olduğundan Farklı bir yere koyuyoruz. Sanki Kürt oyları HDP'nin cebinde. Bence, Yok böyle bir şey. Bence bence Kürt de, de kimse feodal düzeni yıkacağından bahsetti mi Ecevit'ten bu yana? Şöyle yapalım. HDP ile ilgili bu konu önemli çünkü sizin Hı? fikrinizi almak istiyorum. Bir tanesi şu. Ee, HDP'nin seçmeni sonuç itibariyle onu tercih eden seçmen Selahattin Bey e mesela %12-13 evet. civarında oy verdi. Seçmenin iradesi bir. E, gasp edilmiş oluyor. İkincisi siz bir belediye başkanısınız ve siyasi iktidar. Sizi oraya getiren sizin bir özelliğiniz de var. Ön seçimle gelmişsiniz, şimdi de e, belediye başkanı oluyorsunuz. Sizin e, seçildiğiniz yere sudan bir sebeple kayyum atayabilecek güce sahip olan bir sistemde yaşıyoruz. Evet Şimdi ben sizi e, HDP seçmeni olarak düşünsem. Parti genel başkanınızı içeri attık, belediye başkanlarınızı içeri attık. Türkiye'de meşru siyaset yapmaya çalıştığınız insanlar savcılıktan temiz kağıda alıyor. E, sonuçta sizin gibi o da sistemin içinden geçiyor. Parlamentoda. Peki ne yapsın bu insanlar? Yani şunu sormak istiyorum. Bize öyle bir e, yol haritası verin ki e, iki ucu pis teğnek olmasın. HDP'yi kapattınız yarın. Kapatılmasından yana mısınız bir? Ne yaparsa bu insanlar bu işi çözer? Bir, bir de reçete sunun eleştiri dışında. Tamam. HDP'nin kapatılması sorunu çözermiş, çözmez. HDP'nin terör örgütüyle veya HDP'nin türevi olan partilerin geçmişte veya kapatılırsa gelecekte türevi olacak olan siyasal partilerin PKK ile arasında net bir şekilde şey koyması Nasıl lazım. Nasıl anlayacağınızı söyleyin. Hayır söyleyecekler, çıkacaklar diyecekler ki evet PKK terör örgüttür. Bu silahla çözülmez kardeşim. Geçen askeri. hafta söyledi e, ben, Mithat şimdi, Sancar benim programımda söyledi. Bakın Demirtaş, Demirtaş meselesine bazıları bana kızıyor. Sen hem Türk Milleti'sin hem de Demirtaş'tan umutluyum diyorsun. Evet. Demirtaş'tan mutlu olmak istiyorum. Çünkü Demirtaş 7 Haziran öncesi APO'nun heykelini dikeceğiz diyen Demirtaş 7 Haziran'dan sonra halkın desteğini gördükten sonra barış silini kullandıktan sonra %13 oy aldıktan sonra PKK denen örgüt diye mecliste yaptığı konuşma var. İmralı tutanaklarını okudunuz. Ama o zaman siz şey doğrulamış oluyorsunuz. Neyi? Demek ki meşru siyasette olan Otomatik man kopuyor. Şu anda Demirtaş'ın içeride olmasından en fazla ben Kandil'in, ee, Öcalan'ın ve HDP'nin mutlu olduğunu iddia ediyorum. Kandil, Öcalan ve HDP. Evet. Peki. Yani, sizin tamam. Bu benim görüşüm. Şimdi kuşkusuz ben Demirtaş'tan çıkınca şunu söylemesini bekliyorum. Bir, Tahliye olur olmaz örgüt derhal silah bıraksın. Bu iş siyasetle çözülür. Tahliye olmalı mı? Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına göre bir hukukçu olarak söylüyorum. Tayliye olmalı. HDP neden, neden diyorum bunu? Şimdi ben Demirtaş suçlu suçsuz o girmiyor girmiyorum. Dosyasını okumadım. Ama HDP... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili söz beyi imza atmışız. Söz çekilmemişiz. Dolayısıyla onun verdiği karar okurken bağlı. Hani yargıtay bir karar verir. Anladım. Beğenmeyiz. İşimize gelmez Anladım. ama bağlayıcı mıdır? Çünkü siz hukukçusunuz. HDP kapanmalı mı? HDP'nin kapanması sorunu çözmez. Dolayısıyla siyasetin yönünü tıkanmamalı. Dolayısıyla HDP'nin kapanmasından Yana elbette değilim ama HDP'nin kendi çeki düzen vermesinden yanayım. HDP'nin söyleyeceği bir şey var. Biz PKK terör örgütünün temsilcisi değiliz. Ama dedi bu işin siyasal yolla çözülmesini... Mitat Hoca yani, burada dedin. Şimdi Mitat Hoca, Mitat Hoca, Mitat Hoca farklı bir insan. Tanır mısınız kendinizi? Tanıyorum tabii birlikte milletvekilliği ha, yaptık. O yüzden ona yani ona da, birlikte, da mı inanmıyorsunuz? Birlikte milletvekilliği yaptık. Hayır. E, şimdi söylemle uygulamanın örtüşmediğini görüyorum ben. Yani ben HDP milletvekillerinin en az yarısının Kandil'de belirlendiğini bilen biriyim. Yemin törenlerinde bile bir ortaya çıktı. Peki bir şey söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'ın yeminine bakın. Bazı HDP'lilerin yeminine bakın. Ne hani anayasada var? yazıyor. Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Ben dört kez bu yemini ettim. Evet. Bazıları orada Türk milleti deyimini kullanmamak için kelimeyi yuvarlıyor. Bunları da gördük. Gerçekten anayasa metnine uygun olarak yemin edenleri de gördük. HDP'nin içindeki her milletvekili terör örgütüyle bağlantılıdır diyemem. Açık olarak söylüyorum. Bazen böyle halka şirin görünme adına mı? Gerçekten biz barışçıl bir parti izleme adına mı? Farklı renklerden farklı insanları da koyuyorlar. O farklı insanlarda bunların gerçekten ne yapmaya çalıştığını ya anlamıyor ya da koltuk sevdası uğruna HDP'den milletvekili milletvekili yani, olmayı tercih yanlış ediyor. An, yanlış anlıyorsan beni düzeltin. Ben şöyle anladım. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ile ihtilafa girdiğiniz temel konuda aslında bu e, tırnak içerisinde Kemalist Türk Milliyetçisi çizgisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisi arasında bir kopuş olduğunu görüyorsunuz. Öyle, Hatta öyle ben demedim. Cumhurbaşkanı adayı bile olurum dediniz. Öyle Kemal Bey. demedim. Peki siz kendi dininizde söyleyin. Öyle de. öyle demedim ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri belli. Altı okul, Belli. Altı ok'a tamamen Hayır. bağlayayım. Ben bu partinin programının tamamını okumuş olan Ender CHP'lilerden Okumuyor mu CHP'liler? Yani ben çok büyük bir kısmının gerçekten okuduğuna inanmıyorum. Şu an mesela parlamentoda olanlar? Bakın şu anda parti programını okuyanlar şu eleştiriye getirir. Zaten bizim parti programının acilen güncellenmesi lazım. Acilen güncellenmesi lazım. Siz bunu okuyanlardan biri olduğunuzu ben tahmin ediyorum. Evet, Biliyorum tabii. hatta. Bunu okuyan birisi bu akşam oturursun okusun. 300 küsür sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu programın acil bir şekilde güncellenmesi gerektiğini zaten bilir. Çünkü programın hazırlandığı tarihten bu yana çok şey değişmiş işte. durumda. Şimdi benim söylediğim şey. nerede onu merak ediyorum. Hangi konuda? Yönetimle bir ara ihtilaf oldu, sizi kınadılar, ee, siz onları daha bir liberal savrulma yaşadığına dair değerlendirme Hatta bence en ilginci dediniz ki ben Cumhurbaşkanı aday olmaya hazırım. Bakın ben onu şundan dolayı söyledim. Burada bir altılı masa var. Hı hı. Oturup konuşuyorlar. Ortak bir aday belirleyeceğiz. Destekliyor diyorlar. musunuz masayı? Şimdi altılı masaya yani şöyle farklı fikirlerde insanların bir araya gelmesi, ortak bir amaç uğruna bir araya gelmesi parlamenter sistemse bu. Bunu destekliyorum. Ama altılı masanın ortak bir aday çıkartabileceğini, tek aday çıkartabileceğine inanmıyor. Hala. İnanmıyorum. İnşallah ben yanılırım çıkartırım. Kemal Bey'in adaylığında uzlaşırlarsa olumlu bulur musunuz? Kemal Bey'in adaylığında uzlaşırlarsa niye olumlu bulmayayım? Sizin benim, benim derdim şu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını elbette her CHP'li gibi ben de isterim. Benim derdim Ekmelettin İhsanoğlu gibi, Abdullah Gül gibi, Recep Tayyip Erdoğan'ın çakması birini çıkartıp toplumun karşısına koymalı. Bunda haklısınız. Eğer böyle bir şey yaparsanız dedim, eğer böyle bir şey yaparsanız ben de bir seçenek olarak 100 bin imza toplayıp aday olabilirim dedim. Bunu yapmak istemiyorum. Ama artık bu Cumhuriyet'in var olup olmama Seçimi. Ama Kılıçdaroğlu... Atatürk Cumhuriyeti elden gidiyor. Size bir şey söyleyeceğim. Yine deneyimli olmanız bu işe yarıyor. Ben bundan eminim de sizi de teyit etmek istedim. Hı hı. Benim bildiğim Kılıçdaroğlu e, istemediği bir şeyi yaptırtmaz. Sayın Recep Gürkan'ın kürsüye çıkması, Vefa Salman'ın e, çağırması, 14. Cumhurbaşkanımız diye hitap etmeleri e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani adaylığını açıklamış. 14 diye e, Sayın Salman söyledi de 13. cumhurbaşkanı evet. seçimi yapacağız. Ben de aradım sordum kendisine. Niye 14 dedin? 13 zaten cepte dedi. 14. dedi dedi ben. İroni Başkanıma. Herhalde. Yani siz buradan açıklama olarak görüyor musunuz? Yani artık açıklandı diye düşünüyor musunuz? Ee, ben şöyle düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu e, hesap kitap bilen bir insan. Gerçekten kazanacağına emin olmadığı sürece ben aday olacağına inanmıyorum. Sizce kazanır mı? Ee, şu anda e, kazanmaya daha yakın. Bugün yani, konjonktürde. Alevi olması bir sorun olur mu? Ee, ben Türkiye'nin bunları açtığını düşünüyorum. Ama... Bunu AKP'nin kurcalayacağını, bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın bu mezhep konusunu kurcalayacağından da adım gibi eminim. Sizi rahatsız ama eder mi? Ben niye rahatsız etsin? Ya alevi, ben, 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 bunları ben bunları çoktan açmış bir insan. Yok yok ben şey açısından yani kişisel olarak değil de Türkiye'nin sosyolojisi açısından söylüyorum. Ya yani bunu kurcalamaya kalkacaklardır. Bunu kurcalayacaklardır. Gideceklerdir işte. Ma e, Kızılbaş'a mı oy vereceksin Mansur diyeceklerdir. Mansur bakıyorsunuz? E, onu diyeceklerdir falan ama Türkiye'nin ben bunu açtığını düşünüyorum. Mansur Bey konusu şöyle. Mansur Bey, benim büyükşehir belediye başkanları arasında en az tanıdığım insan. Kimiyle birlikte milletvekilliği yaptık, il başkanlığı yaptık. Ben milletvekiliyken Sayın İmamoğlu Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Doğru. Ee, çok eskiden tanışıyorum. Mansur Bey'i en az tanıyorum ama e, şu gerçeği de görüyoruz tabii. İnsanlar sokakta ya Mansur Bey'i niye aday göstermiyorsunuz? Sanki ben parti yetkilisiymişim gibi sorduğunu görüyoruz. Ben... Var var. Yani. Ya Şu anda Mansur Bey'in seçimi kazanma ihtimali Erdoğan'ın karşısında bu pazar seçim olsa yüzde Yüzde 99.9 demiyorum ki toplumu iyi tanıyan biri olarak söylüyorum. AK Parti'nin kalesi olan bir ilde belediye başkanlığını kazanmış. Dört kez arka arkaya milletvekili seçilip arkasından bir de 53 oyla. Partinin oyu 2018'de yüzde 24'te bakabilirsiniz kayıtlarda. Yani AK Parti ve biliyor, MHP biliyor seçmenini çok iyi tanıyan biri olarak bunu söylüyorum. Yani bu bu pazar seçim olsa Mansur Bey yüzde %100 kazanır. Sizin... Bu pazar seçim olsa Sayın Kılıçdaroğlu da %55-60 bu seçimi kazanır. Bir şey soracağım. Çok merak ettiğim ne? bir şey bu. Sonra da Muharrem Bey ile ilgili bir şey soracağım. Onu da Hı -hı. sormamız gerekiyor. Seyirciden çok cevap geldi. Siz benim en takdir ettiğim tarafınız görüşleri saklamak yerine açık tartışmaktan yanasınız. Bu Türkiye için hayırlıdır bence. Yani birbirimizin görüşe katılmasak bile bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Daha önce de konuştuk. Siz bir strateji olarak ben partiden ihraç edilirsem Türkiye'de önemli bir siyasi figür olurum ve bu Atatürk milliyetçisi ve Türkiye'nin önemli bir büyü kesiminin temsil ettiği ulusalcıların lideri olurum gibi bir duyguya kapılıyor musunuz? Yok yok ben öyle egoları olan falan bir insan değilim. Ben burada bu sözleri söylerken kendi koltuğumu tehlikeye attığımı bilen de biriyim. Ben hiçbir şey olmayabilirim ama Türkiye'nin bekası Tanju Özcan'ın çok çok önünde. Ben böyle bakıyorum olaya. Ha şu var, elbette benim savunduğum görüşler Türkiye'de birçok insan tarafından benimsenen görüşler. Yani benim söylediklerim şu anda sığınmacılarla ilgili söylediklerimin halk desteği %85. Ben daha bile fazladır belki. Daha bile fazla olabilir. Veya Cumhuriyet Halk Partisi tabanının Atatürkçü ve benim anlattığım anlamda Türk milliyetçisi olduğunu herkes biliyor aslında. Dolayısıyla yani bu, yani, bu desteklerde haklısınız. Ama bunlar şey seçen. Yani CHP'nin adının HDP ile yan yana alınmasından Anadolu'daki CHP seçmeni son derece rahatsız. Ben böyle bir şey var demiyorum. CHP ile HDP arasında gizli veya açık bir ittifak peki olduğuna da inanmıyorum. Diyalog kötü mü İstanbul'a alamazlardı başka türlü. Ama CHP seçmeni bana şunu söyleyince de çok üzülüyorum. Ya başkan senin işte e, disipline verilme konun hikaye Asıl işte HDP istedi diye hani HDP'li yetkililer açıklama o yaptı ya HDP'li yetkililer açıklama yaptı ya bu ırkçı ve faşisti sığınmacılarla ilgili sözlerinden dolayı İrkçi partiden mısınız? ihraç etmeden partiden ihraç etmeden CHP ile helalleşmiş. Siz... Irkçılığın tanımını bir yapar mısınız bana? Hayır. Değil yani mi? vatanını çok sevmekse, milletin menfaatlerini öne koymaksa ya ırkçılıktan anlaşılan ırkçıyım. Irkçılık şu nasıl e, bir kendi, tarif eder kendi, misiniz? Kendi, Irkçılığı... kendi, kendi soyunu Hı -hı. bütün soylardan öte gören kafatasına kadar bakan e, ve bir, e, anı bir anı değerlendirme. Yok. Hayır size böyle dedikleri için diyorum. Ben öylesiniz değil mi? Öyle bulsam sizi karşı ırkçı mısınız derken ırkçı mısınız ırkçısınız anlamında sormadım. Neden sizi böyle eleştiriyorlar onu sordum. Ee, siz de demiştiniz milliyetçi ama fazla milliyetçi demiştiniz. Ben dünyadaki ben şöyle... sözünüzü unutmuyorum. Cem Özdemir beni. Şu Almanya'da hani Yeşiller ha. Katı Partisi... milliyetçi buluyorum sizi. E, e, net milliyetçiyim yani Az milliyetçi falan olmaz. İnsanın azıcık duruşu olmaz. Ya tam duruşu olur bir konuda, ya hiç duruşu olmaz. Şunu kastediyorum Bakın ha? Cem Özdemir, bu Almanya'da Yeşiller, ben bu tanımam, etmem. Sevdiğim bir adam da değil. O süreçte e, benim numaramı nereden bulmuşsa aradım. Çok, çok zor değil. mi? Sizin gibi sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir partinin belediye başkanı bu sözleri nasıl eder dedi. Peki dedim Cem Bey dedim. Siz Almanya'da Yeşiller Partisi'nin yetkilisiniz. Şimdi bakan olmuş herhalde. Siz şunu söylüyor musunuz dedim Almanya'nın kapılarını sonuna kadar açalım ekmeğimizi bütün sığınmacılarla paylaşalım diyebiliyor musunuz Hayır diyemiyoruz. SPD diyor mu bunu Almanya'da? Demiyor. Sol Parti diyor mu? Demiyor. O zaman siz bana hangi akla, ben ülkemin menfaatlerini... Adam sizi niye arıyor ki hesap sorar gibi? Bilmiyorum. Onu, onu ki. da anlamadım. Bilmiyorum anlayamadım. Siz ya bu burada şey... işte Can Dündar'ı hakkında tweetler atıyor Emre Uslu'su e, ee, bu zaman, 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 az oldu. Hiç ne hiç kadar yok. hain varsa o günlerde demek ki rahatsız etmiş birileri. Ama bir şey Sığınmacılar konusunu siz, gündeme getirmek. Size bir şey söyleyeceğim. Yani Türkiye'yi sevmeyen ne kadar size, insan varsa hepsi birleşti. Size bir şey söyleyeceğim onu düzeltelim. Ee, e, yani bu yani ben Devlet Bahçeli de bana faşist dedi. Şimdi için, siz Devlet Bahçeli ile aynı e, noktaya ne zaman geldiniz onu da anlayamadım. Kim? Yani hani faşist misiniz derken ben demedim. Haydi benim ben, açıklamalarım ben faşizancı bulmuş size, Sayın Bahçeli. Size, size, önemli bir şey söyleyeceğim o açıdan söylüyorum. Vallahi bulursa bulsun kusura bakmasın. Yani ben Türk Yok, Yok o, o olduken, Benim başbuğum da Atatürk. Ben size bir şey söyleyeceğim de e, onun e, gümbürtüye gitmesin. Az önce dediniz ya ne kadar hain varsa diye. Bazı insanların bu dönemde hain olarak görülmesi. Yani mesela ben Can Dündar'ın kefili değilim. İdeolojik olarak da aynı yerde değilim. Ama mesela sürgünde olmasın nedeni hain olmasın mı diye de... Sürgünde mi kaçak? Sürgün, sürgün ifadesini kabul etmiyorum Can Dündar'la ilgili. Ama bir şey lan. Can Dündar Nazım hiçbir zaman... Nazım'a da aynı muamele Ya ediyoruz. bakın bir şey söyleyeyim size. An... Açık bir şey söyleyeyim. MİT tırları dosyası. MİT tırları dosyası bana gelseydi, getirilseydi milletvekili olarak... Ben bangır bangır <laughs> basın toplantısıyla açıklardım. Bunu. Tamam. Kaypaklık yapmaya gerek yok. Ortada bir suç var o tarihi itibariyle. Çünkü MİT'in herhangi bir yere silah göndermesi terör örgütleriyle görüşmesi yasaktı. Kanun izin vermiyor. Şey, Sonra apar topar kanunu değiştirdi. Yani, Bana getirselerdi ben bangır bangır yayınlardım. Anladım. Yüzü kapaklı. Ben de şu muhalefet, muhalefet şerini koyarak söyleyeyim. Ben de yayınlardım ama e, şeyin e, Can Dündar'ın gazetecilik biçimi ve dünya görüşüyle aramda fark var onu koyayım. E şunu söylemek istiyorum. Benim çok var. Ha. Dağlar kadar Be fark var. Benim de çok var ama şimdi madde madde samim. konu o değil. Türkiye'ye gelsin konuşuruz onunla. Evet. İnşallah siz de karşı Üzerinde karşınızda... çok konuşulacak bir değil, adam olduğuna geçtik. da inanmıyorum. Şunu söylemek istiyorum size. E, siz Muharrem İncel'i o gece yan yanaydınız. Evet. Seçim gecesi. Evet. Siz Muharrem İnce'nin yakın arkadaşlarından biriydiniz. Hala öyle mi bilmiyorum. Ya arkadaşlarımız, evet. baki tabii. Tamam, Abi onu, onu gibi Siyaset, var. Siyaset anlamında. Ama siyaseten yollarımız ayrıldı. Onu kastediyorum. Hatta sizin e, pek çok e, bir ekip olarak da, dostluk olarak da içinde Edirne Büyükşehir Belediyesi... Siz gazeteci olarak da incelemeye gelmiştiniz. Orada imza toplayan ekibin başında ben vardım mutfak kısmında. Ben geldim, sohbet ettik. Yani Muharrem ile konuştum. Hatta oraya geldiğimde şimdi Halk TV'nin sahibi de oradaydı. Yani ben giderim. Sonra da şey gittim. Kemal Bey, burada sizin nerede olduğunuz önemli değil. Burada şu önemli... Muharrem Bey öyle bir tutum takındı ki o tutuma bakmamız gerekiyor ve onu anlamak istiyorum. Ben de Muharrem Bey'in o gün insanların karşısına çıkması gerektiğinden yanayım. Çünkü ayık mı sarhoş mu vesaire şeyinden önemli olan zamanında bir değerlendirme yapması gerektiği. Siz Muharrem İnce'nin ayrı bir parti kurması ve sürekli Cumhuriyet Halk Partisine muhalefet etmesini bir ihtiras olarak mı görürsünüz? Haklı bir serzeniş olarak mı görürsünüz? Yani şimdi Muharrem İnce o geceyle ilgili her şey. Bir tek size referans gösteriyor. Yani sadece beni göstermiyor. Engin Altay, Sayın Engin Altay, Yaşar Tüzün gösteriyor. E Muharrem İnce'nin o gece e, açıklama yapmamasının sebeplerini falan kendi açısından bana anlattıklarını anlattım. O gece alkol kullandı mı? Kullanmadı benim gördüğüm süreçte. Yani yalan mı söyleyeyim? Hayır zaten e, şimdi bence Muhar Muharrem... İnce'nin partiden ayrılmasının, Sayın Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasının yanlış olduğunu ben kendim ifade ettim kendisine. E zaten hani bazıları diyor ki ya kendi CHP'den attırıp Muharrem İnce'ye mi katılmak istiyor? Ya ben Muharrem İnce'ye katılacak olsam en baştan katılırdım. Ben 22 yaşından bu yana hep net oldum. Dört kez Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı imza toplayan ekibin başındaydım ben. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun partiyi iyi yönetemediğini ama devleti iyi yönetebileceğini savundum ben. Bugün de aynı görüşteyim. Çünkü tanıdığı bir yapı devlet, tanımadığı bir yapı parti. İlginç bir ikilem. Sayın Genel Başkan, mahalle delegesi nasıl seçilir bilmez. Ama devletin gelirini giderini her şeyini bilir. Bugün devletin anahtarını verin. Sayın Kılıçdaroğlu bu devleti tıkır tıkır yönetir. Hiç kuşkum yok. Ama siz tanımadığınız bir yapıyı yönetemezsiniz. Söylediğimiz oydu. Sorduğum soru şu. E, Memleket Partisi e, Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce'nin bir intikam yani. duygusu taşıdığını mı düşünüyorsunuz yoksa haklı bir siyasi kavga mı? Yani şimdi Muharrem İnce şöyle düşündü bence. Kişisel fikrim hani konuşmalar ne dedin Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünün kapandığını düşündü. Ayrı bir arayışa girdi. Ya kenara çekilip bekleyecekti ya da yeni bir siyasal parti kuracaktı. O bence doğru olmayanı yaptı. Ben olsam kenara çekilip beklerdim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi açısından Muharrem İnce çok önemliydi. 16 milyon yaklaşık oy almış. Bir insan. Partinin üstünde, oldukça üstünde oy almış bir insan. Ben olsam Sayın Muharrem İnce'nin yerinde beklerdim. Cumhuriyet Halk Partisi çünkü onun yuvası. 15 yaşından itibaren ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin peşinden giden biriyim diyor. Neferiyim diyor. Doğru da söylüyor. Ee, baraj altında kaldığında partinin çelengini koyacak kimse yok ya. İl başkan olarak gidip kendim koyardım diyen bir insan. Biz de aynı yollardan geldik. Ama Sayın Tüzün ve ben partide kalmayı tercih ettik. Peki size e, son bir soru soracağım. Önemli yani her soru... konuda aynı düşünmüyoruz. Elbette ben sizi tanıyorum. Parten... Ama çok önemli bir soru. Ama ben mi? genel başkanı hiç yalan söylemedim. Kimseye bu tür şeylerde taraf olacağım zaman oldum. Söyleyeceğim bir şey varsa söyledim. Bu sözlerimin sonucunda disipline verilebileceğimi de öngörerek. Bakın biraz önce e, sanatçı Hanımefendi Gülşen Hanım tutuklanmış. Konuyu tam bilmiyorum ama Alt yazıda gördüm. Halkı, kim ve nefrete Hepimiz ondan yargı, yargılanıyoruz. Ben, ben yani. şu anda 54 tane dosyam var. Size şunu soracağım. Yani 54 tane Kılıçdaro dosyam Sayın var. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse evet. ve siz partiden ihraç edilmezseniz, Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultaya giderse, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmeye talip misiniz? Ee, şu anda öyle bir düşüncem, öyle bir e, iddiam yok. Ee, yaşayıp göreceğiz. Bu seçimlerde... Bu seçimler sonucunda siyasette kartlar yeniden kalacak. İki ittifaktan bir tanesi kalmayacak. Ya Millet İttifakı dağılacak ya Cumhur İttifakı dağılacak. Benim gönlümden geçen şu. Sayın Kılıçdaroğlu veya Altılı Masa'nın göstereceği veya CHP'nin göstereceği aday seçimi kazansın. Ben emekli belediye başkanı olarak evimde oturmaya hazırım. Benim işte acaba işte Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilir, genel başkanlık boşalır, oraya mı yönelsem, şuraya mı yönelsem, şu koltuğa mı talip olsam? Vallahi billahi böyle bir şeyim yok. Peki. Yeter ki yeter ki şu Erdoğan dönemi sona ersin. Ben Erdoğan'ın o saraydan ayrıldığını göreyim. Göreyim. Ondan sonra ertesi gün ölsem de gam yemem. Sandıkta yenildiğini görmek istiyorum. Bütün gençliğimizi yedi. Son bir soru. Bu... Her gün tehdit altında belediye başkanlığı yapmaya çalışıyoruz. Sürekli müfettiş var. Artık müfettişler kendi arasında oda kavgası yapıyor. Beni geçtiler. Yani ben artık öyle bir baskı, öyle bir diktatörlük var ki bu ülkede, vatandaşın hissettiğinden bir daha fazlasını hissediyoruz. Ve bir de biz söyleyeceğimizden geri durmadığımız için de üzerimizdeki baskı sürekli artıyor. Benim hayatta tek hayalim var geleceğe ilişkin. CHP genel başkanı olmak. Çok mutlu olurum. Ben bu partiyi çok iyi yönetirim. Bu hayalin var diyorsunuz. Elbette herkesin hayalleri çok olur. Kötü bir şey değil Ama ya. bakın Somut olarak tek istediğim şu. Erdoğan'ın seçimi kaybederek gözleri yaşlı bir şekilde o saraydan ayrılması. Peki. Ve halka hesap vermesi. Çok süremde olduğu ama size şunu soruyorum. Yargı önünde halka size hesap vermesi. Yargılansın istiyorsunuz. Elbette hesabını verecek ama ben şu anda işte hiç olmadım. İşte işte devri sabık yapalım. Ya devri sabık yapamazsın. Sen sadece yargın önünü açarsın yeni iktidar. Peki. Tabi. Yargı zaten gereğini yapar. Bağımsız. Ne olur 30 kendimi. saniye açmayın çünkü çalarak şey yapacağım. Ee, hepimizin e, olduğu zaman üzüldüğümüz Mehmet Ali Çelebi. Daha sonra şeye gitti. Evet. Memleket Partisi'ne gitti. Kendisi çok önemli bir figür olduğu için söylemiyorum ama şöyle bir şey söyledi. Bu konudaki görüşünüz madde madde saydı. Cumhur İttifakı Millet İttifakı'na göre çok daha yerli ve millidir. Çok daha Atatürk'ün izindedir demeye getirdi. Katılıyor musunuz? Hayır. Tweetlerimde de zaten Sayın Çelebi ile biz milletvekilliği yaptık. Ee, Sayın Çelebi ile ilgili yanılmışım. Üzülerek söylüyorum bunu. Ee, Sayın Çelebi gözlerini kapatmış. Kendisine o kumpasları kuranlarla, el, el ele, kol kola dolaşanlarla bugün aynı noktaya nasıl geldiğini oturup sorgulaması gerekiyor. Ben Sayın Çelebi'nin çok sağlıklı düşündüğüne inanmıyorum. Peki Mithat Sancar Bey'le mesela telefonda konuşup şu HDP meselesini çözme ihtimaliniz var mı? Çünkü seçmenin iradesine karşı terörist e, gibi bir suçlama AKP ile aynı yere düşmenize neden ol olur mu? Bakın Mithat Hoca e, saygın bir akademisyendi. İyi bir anayasa hukuk hocasıydı. Benim hocam değildi. İstanbul Üniversitesi'nde dizayn ediyorum hocalığı. Mithat Hoca özgür iradesini kullanabilse HDP içerisinde. Keşke Mithat Hoca düşünceleri HDP'nin resmi politikası haline gelse ama HDP e, Kandil'e doğrudan bağımlı. Hasılsınızsa şu, şu anda hocanın iradesi de yok diyorsunuz. Ya hocanın şu anda hoca şeklen genel başkan eş genel başkan işte onların tabiriyle. E, keşke e, ben hocayı yakından tanıma fırsatı buldum. Hoca gibi insanlar da var HDP'nin içerisinde. Keşke Kandil'le bağlarını koparsalar. Keşke Öcalan'la bağlarını koparsalar da özgür olarak siyaset yapabilseler, bundan en fazla ben mutlu olurum. Ben mutlu olurum. Ümit Özdağ? Ümit Özdağ'la ben... E, Hukukunuz var mı? Çizgisini beğeniyor musunuz? E, şöyle söyleyeyim, yani benzeşen yönler var söylemlerimizde. E, ama ben Ümit Hoca'yla hayatımda bir kez çay içtim, o da Bolu'ya ziyarete geldi beni. İki tane kitabını armağan etti ama milletvekili döneminde bir kahve içmişliğimiz bile yok. Telefonu bile yok bende. Çizgisini musunuz? Yani e, sığınmacılarla ilgili söyledikleri net olarak doğru. Benim daha önce söylediğim sözler bunlar. Ha Bazı söylemleri çok mu sert? E, bana da bazen çok sert geliyor. Ama doğru mu? Doğru. Anladım. Ha, bana da sürekli vatandaşlarımızdan Zafer Partisi'ne gel falan davetleri için teşekkür ediyorum da. E, Türk Milliyetçisi olmak için. E illa e, Zafer Partisi'nde olmak gerekmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana ilkelerinden bir tanesi zaten milliyetçilik. İhraç edilirseniz gider misiniz? Hayır. Ben e, hiçbir yere gitmem. Bağımsız olarak kalırım. Bunu defalarca söyledim. Teşekkür e, ederim. E, benim de bu konuda kıvırmayacağımı herkes bilir. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, Sayın Tanju e, Özcanlı e, biz Yani program kısa sürdü. E, boldan geldik, mazot parasına bile değmedi. E, bir daha yaparız haftaya. E, peki. E, 45 dakika sürdü bu arada. Televizyonculukta 45 dakika fena değildir. Gerçi Nagihan'la çatışınca programımız uzamış çok reyting yapıyor diye. Şöyle yapalım. Yarın iyi reyting gelirse bir sonrakini bolda da yaparız. Siz misafir edersiniz. Peki tamam. Olur mu? Memnuniyetle. Tamam anlaştık. E, değerli dostlar Sayın Tanju Özcan... Benim tanıdığım Tanju Özcan, fikirlerine katılın katılmayın, gerçekten böyle dobra davranıyor. Benim bir tek itiraz ettiğim yer, e, ton sert ama Türkiye'nin bugünkü ikliminde o sert ton kim tarafından nasıl anlaşılıyor bazen belli olmuyor. Bunu da konuştuk. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz Ben çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, biraz sonra bir başka e, siyasi burada olacak. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş bizimle olacak. Bu akşam Türkiye gerçekleri konuşuyor. El sıkışalım, Türkiye'nin en çok buna ihtiyacı var çünkü. Çok sağ olun. Reklamlardan sonra beraberiz.